Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Komşumun bahçesinden topladığım incirlerin birazını bütün olarak, birazını da incir cipsi yaparak kuruttum. İncirleri karartmadan, küflendirmeden nasıl kuruttuğumu bu videoda bütün püf noktalarıyla paylaştım. Siz de zamanı geçmeden evde kendiniz bu şekilde kurutabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Bu incirler ballı incir. Biraz iri olanları dilimleyerek cips yapacağım. Kalanını da bütün olarak kurutacağım. İncirleri yıkamadan doğramaya başladım. Önce uç kısımlarını alıp ince ince dilimliyorum. Cips yapacağınız incirler yumuşak olmasın. Biraz sert ve diri olsun. Hem dilimlemesi kolay olur hem de daha çabuk kurur. İncirleri kararmamaları için yıkamadım. Kuruduktan sonra yıkayıp süzdürüp öyle yiyebilirsiniz. Kanalımda yaş incirle yaptığım incir pestili ve incir reçel tariflerim de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İsterseniz o tariflerime de bir göz atabilirsiniz. Bakın şöyle kalınlığını da göstereyim. Daha ince doğrarsanız çabuk kurur ama biraz sert olur. İncirleri doğradım. İncirleri fırın ızgarasının üzerine diziyorum. Alttan da hava alarak daha güzel kuruyacak. Eğer evinizde camlara taktığınız sineklik tellerden varsa onun üzerine de dizebilirsiniz. İncir dilimlerini böyle birazcık aralıklı olacak şekilde diziyorum. İncir cipslerini evinizde bulunan delikli süzgeçlerin üzerine de koyabilirsiniz. Ben kalanları iki tane süzgecin üzerine dizdim. İncirleri açık havada kurutabilirsiniz. Benim balkonum camla kaplı. Ben camları iki taraflı açarak kurutmaya başladım. İncir cipslerini gölgede kurutacağım. O yüzden önüne bir perde çektim. Eğer güneşte kurutursanız incir cipsleriniz hem kararır hem de çok büzüşür. Bütün olarak kurutacağım incirleri de bir tepsinin üzerine kalınca bir örtü örtüp üzerine yerleştirdim. Eğer fazladan teliniz varsa onları da tel üzerine alırsanız daha çabuk kuruyacaktır. Bütün kuruttuğum incirleri de biraz sararana kadar gölgede, daha sonra güneş alarak kuruttum. Kuruma süresi havaya göre değişebilir. Serin ve kuru havalarda daha çabuk, daha güzel kurur. Eğer hava yağışlı ve nemli ise kuruması zorlaşır ve küflenebilir. Özellikle bütün olarak kurutacağınız incirleri sürekli alt üst edin. Bakın bugün 3. gün. İncir cipsleri kurumaya başladı. Arada bir alt üst ederseniz daha çabuk kuruyacaktır. Yaklaşık 7-8 günde kuruyor. Çocuklarınızın okul için beslenmesine koyabilirsiniz. Kışın çerezle beraber çok güzel gidiyor. İncir cipsini tatlılarınızda, pastalarınızda süsleme olarak, misafirlerinize kahve yanı sunumu olarak da kullanabilirsiniz. İncir cipsleri kurudukça kendini çekti ve küçüldüler. Delikli süzgeç üzerinde olanları da telin üzerine aldım. Onların üzerine de bütün incirleri koydum. Bugün 5. gün. İncir cipslerim kurumak üzere. 1-2 gün daha beklemesi yeterli. İncir cipsleri yaklaşık 7-8 günde kuruyor. Bütün olarak kurutuyorsanız da 15-20 günde havanın durumuna göre değişebilir. İncir cipslerim artık kurudu. Bugün 7. gün. Ben çok fazla kuru olmasını istemiyorum. İsterseniz 1-2 gün daha kurutabilirsiniz. Gölgede kuruttuğum için rengi çok güzel oldu. Çok da fazla büzülmediler. İncir cipslerini artık toplayacağım. Bu arada bütün olarak kuruttuğum incirleri de çamaşır telinin üzerine aldım. Telin üzerine bir bez örttüm. Bezin üzerine de incirleri yerleştirdim. Bezin üzerinde nemlenmeden alttan hava alarak daha güzel kuruyacaklar. İsterseniz baştan bu şekilde yapabilirsiniz. Ara ara da ters çeviriyorum. Bakın bu incirim kurumuş. Böyle kararmadan sapsarı kuruması gerekiyor. Yaklaşık 17-18 günde kurudu.
Dediğim gibi bütün incirler biraz daha geç kuruyor. İncir cipslerini bir bez torbanın içerisinde serin kuru bir yerde bir sene saklayabilirsiniz. İsterseniz de saklama kabı ya da buzdolabı poşetine koyarak dondurucuda saklayın. Ben kurutmalar için kullandığım bez kesenin içerisine incir cipslerini alıyorum. Böceklenmemesi için de içine 1-2 tane kurutulmuş defne yaprağı koyacağım. Siz isterseniz kuru nane de serpebilirsiniz. Evet, incir cipslerim hazır. Şimdi bütün olarak kuruttum incirlerin kurumasını bekliyorum. Onlar da kuruduktan sonra bandırma işlemi yapacağım. Bütün incirler de 18 günün sonunda artık kurudu. Şimdi bandırma işlemini yapalım. Tencereye 1,5 litre kadar su aldım ve kaynattım. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Kaynattığım suyun içine kuruttuğum incirleri atıyorum. Su fokurdamaya başlayınca orta ateşte incirleri yaklaşık 2 dakika kaynatacağım. Ara ara da karıştırıyorum. Az kaynatırsanız incirler sert kalır, yumuşamaz. Çok fazla kaynatırsanız da içine suyu çok alır ve çok cıvık olur. Kaynatırken 2 dakikayı geçmemeye çalışın. İncirler böyle hafif kabarıp suyun üzerine çıkmaya başlayınca artık alabilirsiniz. Suyun rengi de gördüğünüz gibi hafif bulanıklaşıyor. Yaklaşık 2 dakika kaynattım. Artık incirleri alıyorum. Gördüğünüz gibi incirler biraz şişip kabardı. Bandırma işlemi yaptığım incirleri şimdi tekrar bezin üzerine seriyorum. 1-2 gün daha kurutacağım. Bandırmadan sonra incirlerinizi mutlaka gölgede kurutun. Bandırdığım incirler de bir günde kurudu. Bu kuruyan incirleri de ben üst üste koyup biraz sıkıştırarak buzdolabı poşetine koyuyorum ve derin dondurucuya atıyorum. Bu şekilde yeni kurutulmuş gibi taptaze oluyor. Tabi serin kuru bir yerde de saklayabilirsiniz ama incir durdukça biraz sertleşiyor. Bu şekilde poşetlere yerleştirip dondurucuya atıyorum. Yumuşak kıvamlı daha güzel oluyor. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beni Instagram, Facebook ve TikTok hesaplarından da Semiyan Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece videolarım daha çok kişiye ulaşmış olur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.